hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Dostlarım, hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda oto ses sistemi evde nasıl çalıştırılır, oto tape evde nasıl kullanılır, basit bir şekilde nasıl çalıştırabiliriz, onu inceleyeceğiz. Zamanla tabii ki bunu geliştireceğiz. Ben bunu böyle kurdum falan, kestim, biçtim. Buraya bir hoparlör, şuraya da bir tane hoparlör. Daha sonra şuralara tweeter, iki tane tiz. Sonra şurası ve şuraya da koyacağım. Daha sonra tabii burası. Buraya yani 7-8 tane hoparlör falan koyacağız. Öncelikle ben tesisatım vesairemi kurdum. Tesisat dedim, hani şu kablolar hoparlörlerin kabloları zaten. Şu adaptörün, hemen onu da göstereyim altta. Ben onu da güzelce kurdum. Şu eskilerden kalma bir laptop adaptörü. Dilerseniz kuruluma geçelim. Çok basit ve mükemmel, keyif alacağınız bir iş olduğunu düşünüyorum. Teybimizin arkasında bulunan soketimiz. Sarı, kırmızı ve siyah bizim elektriğimiz, gücümüz. Sarı, teybe gelen hafıza dediğimiz, tabir ettiğimiz elektriği veren kablomuz. Kırmızı da kontağa giden kablomuz. Tabii bizim kontakla işimiz olmadığı için bizim bunların ikisini birleştirip kullanmamız lazım. Bir şunu eşitleyelim bir saniye. Şimdi biz bu ikisini birleştiriyoruz. Sarı ile kırmızıyı. İkisi birleşecek. Bunlar bizim teybe elektriğimiz, vereceğimiz güç. Biri kontak, kırmızı hafıza, elektrik. Siyah ise eksi, şase diyebiliriz. Şimdi ben bunları normal bantla falan uğraşacaktım ama bantla falan uğraşamam. Bunun adını unuttum. Elektrikçilerde bulabiliriz. Yani bulabilirsiniz. Şimdi şunu güzelce bir açalım. Şuradan da adaptör kablomuzu çekelim. Şimdi bunu güzelce şöyle iki kat yapıp şu soketimizin, artık soket diyorum ben adını bilmediğim için, içine koyup güzelce sıkalım. Evet, bu tamam. Bu da adaptörden gelen kablomuz. Ortadan gelen beyaz kablo artı kablomuz. Bu yandaki kablomuz ise eksi kablomuz. Biz şu artı kablomuzu ortadan güzelce şöyle iki kat katlayalım. Kırmızı ve sarının bulunduğu soket, artık adını bilmediğim için soketin içine yerleştiremiyoruz. Yerleştirelim tekrardan. Tamam, bunu da sıkalım. Bu da tamam. Bu da eksi kablomuz bizim. Ama şase yapma ihtimaline karşı ben biraz şuraya bant sarayım. Çünkü bir de lütfen bant olalım. Diğerini alalım. Bunu da aynı şekilde iki kat yapalım. Soketimize takalım. Ve sıkalım. Siz bantlayabilirsiniz de ben bantla uğraşmak istemedim. Soketle yapmak istedim. Sorun değil, yani bantlamak ya da bunu kullanmak hiç mühim değil. Ben sadece hani görünüş amaçlı, daha güzel durur amaçlı falan, daha pratik diye bunu tercih ettim. Elimde bunlar vardı. Boş duruyor. En azından dedim kullanayım. Bunu da güzelce yerleştirelim. Bunu da sıkalım. Düzgün durması için ne yapabiliriz? Şöyle yan yana koysak.
Benim Şakir'i de ötüyor. Tamam, bunu güzelce bantlayalım. En azından daha temiz. Temiz. Daha temiz. Bantla bir tabisek, bir tabisek. Güzel şöyle bantla saralım. Çıktı mı bu? Yok. Bantla saralım. Efendim Şakir. Şöyle güzelce. Hop, daha susmaz bu. Bir tane. Benim sesim duyuyor ya, şimdi bir tane kadar susmaz bu. Tamam Şakir. Evet. Şimdi artı ve eksimiz tamam. Geldik hoparlörlere. Bunların hepsi bir hoparlör. İki. Yeşil bir hoparlör. Morlar bir hoparlör. Bunlar kısa olduğu için ben ekledim. Beyazlar bir hoparlör. Griler bir hoparlör. Aynı rengi sahip taşıyan, hani aynı rengi taşıyan o kablolar bir hoparlördür. Beyaz. Beyaza. Aa, ucunu açmamışız. Bir saniye. Aynen beyaz. Beyaza beyaza bağlıyoruz. Tamam. Şu bıçağı. Acı burada ne zaman kapatacağım burayı kendine? Diğerinde buna bağlayalım. Şöyle içinden geçirelim, saralım. Tamam Şakir. Seveceğim seni. Bunu da buna bağladık. Güzelce saralım şöyle. Bunu da bantlayalım. Lan sus. Ya ben cevap verdikten o da cevap veriyor. Bunu güzelce bantladık. Bir hoparlörümüzün bağlantısı tamam şu şekilde. Yani basit, başka bir şey yok. Ama şunu şöyle yapalım. Ben nasıl pipikliyim? Bir tane hoparlörümüz tamamdır. Sıra diğerinde. Buna da aynı işlemi uyguluyoruz. Şunu... biraz açalım. Bunu da griye bağlayalım. Herhangi birini alalım, bağlayalım. Yani her türlü bu çalışacak. Yeter ki şuradaki renkler hoparlöre giden renklerle aynı olsun. Bunu bağladık. Bandımızı da bulalım. Bu okey. Sıra bunda. Bunu da bantlayalım. Pardon, birleştirelim. Bunu da sonra şöyle güzelce yuvarlayalım ki temassızlık olmasın. Bunu da böyle güzelce. Yaptık. Aynı şekilde bunu da böyle güzelce bantlayalım ki dağınık durmasın. Bu kadar basit. Artı eksiği bağladık. Aynı renklere sahip iki kabloyu bulduk. Bir hoparlöre bağladık. Diğerinde de aynı şekilde aynı renklere sahip iki kabloyu bulduk. Bir hoparlöre bağladık. Bunları da diğer hoparlörler için saklıyorum. Şu an kullanmayacağım. Tabii bunların ucunu keselim, birbirine değip şase yapmasın. Yoksa teybimizi yakabiliriz. Ya da anlık kısa devre yapıp sigortaları daha yaptırmaya kadar gidebilir. Tabii pense kesmiyor. O yüzden... keselim. Şimdi bunu şöyle burada teybimizin arkasına
takıyoruz. Tamam, işte bu kadar. Şimdi şu kablolar, fazlalıkları şöyle bir dışarı doğru, arkaya doğru. Zaten arka taraf müsait, ondan yana sıkıntım yok. Evet, zor da olsa kabloları arkaya verdik. Şunlar dediğim gibi fazlalıklar. Şuraya bir tane hoparlör takacağım. 13 santim falan, dediğim gibi şuraya. Sonra tweeterlar ve 4 tane de hoparlör takacağım. Bunu kullanacağım için bu hale getirdim. Şimdi alttan enerjiyi verelim. Evet. Verdik ve TV'miz çalıştı. Şu an radyonun sesi geliyor. Ben buna bu AUX kablosu falan bağlantısı yapayım ve beraber test etmiş olalım. AUX bağlantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu an sizinle beraber ses kalitesini ve çalışma prensibini göreceğiz. Ses kalitesi gördüğünüz gibi bu kadar net bana göre. Hani yüksek sesle bile boğma falan olmuyor ama dediğim gibi geliştireceğiz. Amfi bağlanması, yani bir ototeyp, ototesisat evde nasıl kullanılır, nasıl bağlanılır amfiye kadar hepsini tek tek adım adım gerçekleştireceğiz. Bu yaptığımız ses sistemini tabi bilgisayarda falan da kullanacağız. Bilgisayarımıza nasıl bağlarız, nasıl çalıştırılabiliriz. Bunların hepsini tek tek beraber adım adım yol kat ederek gerçekleştireceğiz. Tabi bunu ben araştırdım, sağda solda yoktu. Herkes hazır bağlanmış vaziyette tanıtıyor ama kimse doğru düzgün anlamıyor. Ben hepsini tek tek adım adım kademe kademe göstererek ototeybi, ototeysatı evde en basit kurulumuna beraber kullanacağız. Tamam. Ke. Hoşça kalın. We'll be right back.